Tabii. İsme yazılı. İsme yazdıysanız reklam olmaz. Mavi mavi bakışların, alev alev kor saçların, Buse'lerin dudakların, senin güzel avşar kızı. Gözlerinde huzur buldum. Oraya dönün de hanıma söyleyin. Bir sıcacık sevgi doldu. Hayır hayır bakın ama lütfen. Bir sıcacık sevgi doldum, görür görmez aşık oldum. Sana güzel avşar kızı. Benzersin yaz güneşine, can dayanmaz ateşine. Rastlamadım bir eşine, senin güzel avşar kızı. Bu yani sadece Hülya ben Avşar'a ona... Hülya Avşar'a mı yazdınız yoksa evet bunu? Ona yazmış. Bak nasıl anladım. Avşar kızı mavi gözlük. Hülya Avşar sizin farkınızda evet. mı? Nasıl? Hülya Avşar sizin farkınızda Değil, mı? Değil. Daha önce ben gönderdim ona. Setteymiş. Şoförü ne demiş? Ben böyle birini tanımıyorum. O zannetmiş beni aşık falan. Ama hayır yani öyle bir düşünceyle tamam, yazmamış. Tamam o zaman şöyle bir şey var Leyla. Hayali bir aşk o. Cicek o zaman hayal aşkını buradan seslenerek arayacak mavi gözlü. Leyla Hülya Hanım, Avşar'a, Leyla Hülya Hanım Avşar'a bakın benzer. Bunu bir şarkı sözü olarak yazdım ben. O sanatçı biliyorsunuz. Ha olsun. Şarkı sözü demek ya. Demek ki hayalinizde mavi ya. Gözlü bir bayan var yani. Efendim? Hayalinizden neye vazgeçiyorsunuz hayır, ki? Hayır hayalimde sizi görmesem. Sizin için geldim ben buraya. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Bunu bilmenizi isterim. Çok naziksiniz. Teşekkür ediyorum. Sizi benim canlı, için geldiğiniz böyle için ama... şen bir bayan şimdi olduğunuzu... Şimdi siz kahvaltıdan başladınız. Sabah kahvaltı istiyorum dediniz. Onu evet. ben yapamam. Hayır size hiç sorun de, değil bakmayın. O. Sorun değil. Siz bana hazırlarsanız ben afiyetle yerim. Tabii ki. O da olur. O da olur. Emriniz olur. Ne demek yani? Teşekkürler. Peki devamlı evde mi oturursunuz yani? Hayır hayır canım benim emekli de işlerim de değilsiniz, oluyor kendime çalışmıyorsunuz göre. Da. Ne? Kendime göre işlerim var ne benim. Ne işleriniz oluyor mesela? Ama ticaretle serbest ticaretle uğraşıyorum serbest şu anda bile. Serbest ticaretle. Ara ne tarafa? Tabii böyle. Yani yurt dışına falan mı? Türkiye hayır, içinde hayır. mi? Hayır yurt içinde. Yurt içinde. Evet. Ne üzerine yani? İhracat fazlası alıp satıyorum bir şeyler. Tekstil mi beyaz eşya mı? Tekstil fark etmiyor ki ihracat şeyi. Elma mı, armut mu, fındık mı, iplik mi? Hayır, gıda değil. Giyim hanımefendi. Giyim. Evet. Erkek, bayan? Değişiyor. Fark etmiyor yani. Çocuk olur, bayan olur, erkek olur. Kazancınız iyi mi? Yani iyi zaten kazanıyor zaten şu anda gelirim yetiyor bana. Size yetiyor. Evet. Peki iki kişiye yetecek hanımefendi, mi? Hanımefendi, yalnız adamın masrafı daha çok. Yalnız adamın dikkatini masrafı çekerim. Daha çok. Ha siz ekonomi davranmak evet. için kendinize eş evlenmek istiyorsunuz. Yani evet. daha ekonomik hayır, olsun diye. Hayır ondan değil. Tabii ki ben önce eş istiyorum kendime. Bir nefesini, bir sesini duyabileceğim bir hanım istiyorum evimde. Gerçekten çok beyefendisiniz. Görünüşünüz falan beni etkiledi yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Keşke bütün Türk erkekleri ya da dünya erkekleri sizin gibi böyle şık olsun. Kendine dikkat etsin, özen göstersin. Çok hoşsunuz yani saçınızda. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Giyiminizde, her şeyinizde hoşsunuz. Daha yüksek ses istiyorum. Duymuyoruz. Evet. Dış görünüş tamam. Okey. Fiziğiniz de düzgün. Yüksek ses. Bari. Evet. evet. İmdat. Evet. Yani bana sordunuz temiz misiniz, titiz misiniz dediniz. Herhalde bilmiyorum. Yani şey takdiri size bırakıyorum. Temizliğe çok önem veririm. Yani tabii çamaşır ben, makinem büyük olsa kendim içine sokup yıkayacağım. Ben de evet. Eşimi de herhalde atarım yıkar. Canın sağ olsun derim. Evet. Küvete at eşini, üstüne de omo dök, öyle yıka. Evet. Çitilersin bazı yumuş yerlerinde. Falan böyle yumuşatır. Yumuşatır. Parfümünü, bayılırım parfüme. Ama gerçekten... Ama parfüm kokmuyorsunuz yani. Hayır, ben dedim ya, olur olmaz parfüm kullanmıyorum. Ha. Yani sıradan parfüm almıyorum, yalan evet. değil. Herhalde bitmiş parfümünüz. Evet. Yani evet, bitmiş, onun için kullanmamışsınız. Ama şapkanız çok güzel yakışıyor. Teşekkür ederim. Şapkayı ben severim. Evet. Ailem de yani benim annem falan böyle teyzelerim falan da çok evet. seviyorlardı. Tabii anneannem çarşaflıydı. Ama anneanne biliyorsunuz yıllar önce. Şimdi her şey evet. değişiyor. Hoşuma gidiyor şapkayı takmak. Hem şık duruyor. Bir yakınınız, bir akrabanız var mı burada?
Burada benim hiçbir yakın iki tane doktor yeğenim var burada. İstanbul'da, başka. İstanbul'da, evet. Kız kardeşiniz? Yok yok, onlar Bursa'dalar. Bursa'dalar. Dört tane ablam var, Bursa'dalar. Ne iş yapıyorlardı? Uzun süre onlar Almanya'da kaldılar. 46 yıl, 36 yıl Almanya'da kaldılar. Evet. Şimdi burada emekliler, hiçbir iş yapmıyorlar. Evlerinde çocuklarını haşır neşir oluyorlar. Evet. Bağkur'la falan bir ilginiz oldu mu sizin? Hayır, daha Bağkur'la hiçbir ilgim yok. Olmadı. Olmadı, hayır. Bağkur'la hiçbir şeyim yok. Bağkurlu değilim yani. Evet. Ama ablalarımın ikisi Bağkurlu. Anlıyorum. Hem eşlerinden alıyorlar hem Bağkur'dan alıyorlar. Bir şey soracaksınız. Kısacık alıyorum. Çok güzel. Beyefendi şimdiye kadar işlerini kime yaptırdı acaba veya kim yapıyordu? Tamam. Kendini yapıyordu. Hangi işlerini? Kendisi. Hangi ev işlerini mi bahsettiniz hanımefendi? Ev işlerinden bahsettiniz. Kendisi yapıyor. Kendim mi yapıyorum? Aa, hiç yardımcı almıyor musunuz? Kendiniz yapıyorsunuz. Hayır, almıyorum. Aa, o zaman cimrişsiniz herhalde. Cimrilikten biraz. Değil. Ama insan tek bekar olarak ayda bir, 15'te bir alır yani. Çünkü genel temizlik var. Ben şimdi bile yani eğer, isterim evleneceğim eşimden. Eğer öyle bir şey söz konusu olduğu zaman yeğenlerim var benim. Onlar gelip kızlar temizliyorlar. Biz evlendiğimizde yeğenleriniz mi gelecek kucak yapmaya? O zaman diyorum anlaşmalı bu. Değişir yani. Anlaşırız, peki, konuşuruz her şeyi. Bunlar ince detaylar. Sizin, doğru sizin söylüyor. Leyla, ver kararını. Ne düşünüyorsun? Vallahi kararımı, benim kriterlerime uymuyor Hülya Hanım. Çünkü uymuyor. Gerçekten çok beyefendi, kaliteli, düzgün bir insan ama benim aradığıma uymuyor. Ben emekli, ek geliri olan dedim. Yani emekli 3 milyar bir geliri olsun en azından. Bütün istediğim o, barkmış, hiçbir şey istemiyorum. Seni cezbeden konu. Peki. Yalnız unutmadan önce bir de şunu söyleyeyim size. O kadar zayıfladınız ki ben geldiğimden beri, 2 aydır ben buradayım. Yüzünüz falan boş böyle elmacık kemikleriniz içine girmiş. Beni boş verin, siz kendinize iş bulun bir an önce. Yok, üzmüyoruz da zayıflamış. Yok, ben istiyorum onlar bir an önce mutlu evlilik yapsınlar. Evet. Peki o zaman Leyla. Kesin bir kararın, kesin ise kararın. Eğer birbirimizi oyalamayalım diyoruz. İşte bu da çok güzel bir yanı Leyla'nın, çok kararlıdır, ya evettir ya hayırdır. Evet. Peki, oldu Leyla. O zaman teşekkür et Haluk Bey'e. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Size sağ olun. Öpemezsiniz. Oldu. Size öpebilir miyim dediniz? Hayır mı dediniz? Sizi öpebilir miyim dedi, yani vedalaşmak amacıyla. Leyla da hayır dedi. Bakalım şimdi neler oluyor. Moldovalı İvan Hanım seni seçtim programına katıldığı ilk günden beri taliplerini bekliyordu. Daha önce pek çok talibi gelen ancak aradığı aşkı gelen taliplerinde yakalayamayan İvan Hanım'ın, bakalım bugün gelen talibi kim? İvan Hanım gelen talibine ne cevap verecek? Az sonra. Efendim şimdi alkışlarınız Manuşak Hanım için geliyor. Manuşak Hanım, nasılsın? Hoş bulduk canım benim. İyiyim, nerelisiniz siz Manuşak Hanım? Ermeniyim. Ermeni asıllısınız. Evet. Peki, Manuşak ne demek? Manuşak? Yüksek ses istiyorum Manuşak Hanım. Menekşe çiçek. Menekşe çiçek, çiçek demek. Mor Manuşak. Menekşe. Mor menekşe demek, evet, güzel. Evet. Kaç yaşındasın Manuşak? 64. 65 geliyorum bu aydan. 65'e gireceksin bu ay. Evet. Çalışıyormuşsun Manuşak.
Şimdi şu anda çalışmıyorum ama 8 sene ben buradaydım. Çalışıyorum her zaman. 8 seneden beri mi Türkiye'desin? Evet. Türkçeyi evet. Güzel öğrenmişsin. Bilmiyorum, o kadar konuşuyorum. Bilmiyorum. Derdini evet. Anlatıyorsun. Daha önce bir evlilik yaptın mı Manuşak? Bir sefer ben evlendim. 4 çocuk var benim. Herkes evleniyor. Herkes aile yaptım. Çocukları evlendirdin. Evet. Koca nereye gitti senin? Koca nerede? Benim koca hastalık oldu. Kanser. O olmuş. Uzun zaman oldu. Öldü. Kocanı kaybetti. Kaybetti. Başın sağ olsun. Ha. Teşekkür ederim. Çocukların şimdi oturduğu ayrı evlerde mi yaşıyor? Evet. Ayrı ayrı onlar kendine yaşıyor. Ben yalnız kaldım. Yalnız kaldın, gideyim, evleneyim mi dedin? Türkiye'yim, benim çocuklar diyordu, anneciğim yalnız yaşayacak biraz zor, sıkıntın var senin. Evleniyorsun daha iyi olur, öyle. İşte ben de böyle düşünüyorum. Belki de evleneceğim, güzel olur ama ben bilmiyorum nasıl olacak. Anneciğim demek, anneciğim demek. Evet, evet, tabii evet. 12 tane torunumuz var. Benim her şeyde böyle istiyor, öyle de ben biraz neşeli yaşayacağım, öyle bu son hayatın zamandan benim biraz neşeli olacağım. Anladınız? Bilmiyorum nasıl anladım. Konuşuyorum. Siz anladınız onu. Siz anlıyorsunuz. Öyle olur. Peki öyle olur mu? Bakacağız gelecek günlerde sana özel bir eş gelecek mi bakalım ama biraz daha seni tanımak istiyorum. Tamam. Gelecek eş adayının nesi olsun? Ne istiyorsun gelecek kocadan? Gelecek kocadan bilmiyorsun. Ben çoktan şeyler istemiyorum. Çünkü ben istiyorum ev olacak, kendine ev olacak, kiralı olmasın, olmasaydı, olmayalı yani. Kendine ev olur, maaş olur onun yaşayacak için. Biraz neşeli yaşayacağım ben onun, benim eşimden beraber yani. Gezmek seviyorum çünkü benim yaşı o kadar geliyor ki yaşayacak lazım, gezecek lazım, mutlu olacak lazım biraz. Ben öyle yaşayacak istiyorum. Ya da ben kendine yaşıyorum. Ben eşime ne yapayım? Ben eşime ne lazım benim? Ben istiyorum da biraz daha iyi yaşayacağım. Öyle. Onun için düşünüyorum da bir aklı başına bir koca olsaydın iyi olur. Peki Manuşak, burada her türlü sizin gibi kapımız açık dünyadan herkese ama genelde Türk erkekleri oluyor. Sen Türk erkeği mi istiyorsun yoksa illa yabancı Ermeni falan mı istiyorsun? Ne istiyorsun? İnsan olursun benim için fark etmez. Allah'ın için de fark etmez. Anladın mı? Peki Manuşak, mesela sana bir Türk erkeği bizden gelir. Talip olursa ve derse ki sana Müslüman ol, ben Ermeni olmam istemiyorum. Değiştirir misin? Müslüman olur musun? Ben değiştirmem çünkü fark etmez. Allah'ın için değiştirmek yok. İnsan insan olur canım benim. O biz diyoruz. Müslümanız, Ermeniniz, Hristiyanınız bilmiyorum neyle. O her şey ayrı bir şey. Ama biz Allah'ın için biz hepsinse aynı insanız canım benim. Ben diyorsun. Benim vicdan var. Benim Allah hepimizin var. Hepimizin Allah'ı tek diyorsun. Canım ben değiştirmem benim. Diyorsun, dinimi diyorsun. Peki, kaç yaşında bir erkek olmalı sana gelecek? Biraz normal yaşın adam olsaydın bana yani böyle hasta olmadı bana. Hasta olmasın mı? Öyle hasta olmadı ben gideceğim hasta bakacağım. 8 sene ben hasta bakıyorum burada zaten. Böyle çalışıyorum ben. Sağlam erkek istiyorsun. Biraz sağlam olursa biz tanıştık, yaşayacak, gezecek, biraz mutlu olacak. Ben onun mutlusunu vereceğim, o bana verecek. Bir güzel hayat göreceksiniz en son zamanda. Ben o istiyorum benim hayatın en son zamanda. Çünkü ben çiçek...